Merhaba, bu videomuzda SambaPost versiyon 5'in paket servisinin nasıl kullanıldığını, müşterilerin nasıl seçildiğini inceleyeceğiz. Buradaki paket servis ekranı SambaPost V5 ile birlikte gelen konfigürasyon görevleriyle otomatik oluşturulan bir ekran. Gördüğünüz gibi 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde bekleyen siparişleri, ikinci bölümde yola çıkan siparişleri, son bölümde ise en sağdaki son bölümde ise müşterileri görebiliyoruz. Var olan bir müşteri üzerinden gidelim. Müşterinin herhangi bir adının içeriğinden bir kelimeyi yazdığımızda veya caller ID ile telefonunu bizi aradığında müşterimiz seçilebilir hale geliyor ve müşteri seç butonuna bastığımız zaman aynı normal programın içerisinde olduğu gibi siparişlerimizi alabiliyoruz. Müşterimizin siparişlerini alalım ve kapat butonuna bastığımız zaman dikkat ederseniz bu siparişimiz artık bekleyen siparişler sütununda yerini almış oluyor. Müşterimizin adını, adresini ve adisyon tutarını görebiliyoruz. Yeni bir müşteri açarak devam edelim. Yeni müşterimizin direkt ismini yazarak açmaya başlayabilirim. Osman Batur yazalım ve yeni müşteri ekle diyelim. Telefon bilgisini yazalım. Adresini yazalım. Atatürk Bulvarı. Ve müşterimize hesap oluşturarak seçmiş olalım. Tekrar müşterimizi seçtiğimiz zaman bu yeni müşterimizin de siparişini alalım. Ve müşterimizin seçili olduğunda adisyonun en üzerindeki müşteri taginden görebiliriz. Siparişlerimizi aldıktan sonra kapat dediğimizde bu iki müşterimizin de bekleyen siparişler sütununda olduğunu görüyoruz. Siparişi paketçiye vermek istediğimiz zaman üzerine işaretleyip tamamını veya teker teker hangi adisyonları paketçiye teslim etmek istiyorsak üzerini seçip vereceğimiz paketçiye ki burada sizin kendi paketçilerinizin isimleri de yazabilir. Paketçiye seçtiğimiz zaman bekleyen siparişlerden ayrılıyor ve yola çıkan siparişlere dönüyor. Artık bu paketçi 2'ye teslim edilmiş oluyor. Diğer siparişimizi de teslim edelim. Bunu da paketçi 3 ile gönderelim. İki tane yola çıkmış artık restoranımızın içinde olmayan siparişimizin olduğunu görüyoruz. Bekleyen siparişlerimizin de boş olduğunu görüyoruz. Paket servis içerisinde ödeme alabilmek için adisyon üzerine tıklayıp seçtiğimizde direkt nakit veya kredi kartı olarak aşağıdaki kısa yol butonlarıyla ödeme alabiliriz. Veya adisyonun içerisine girerek adisyonu seçip adisyonu göster deyip adisyonun içerisine girerek gelen ödemesini parçalı bir şekilde de alabiliriz. Örneğin 30 lirasını nakit, kalanını ise kredi kartıyla ödemiş gibi gösterebiliriz. Paket servis ve diğer sorularınızla ilgili tüm soru ve yorumlarınız için forum.sambapost.com sitemizi kullanabilirsiniz. İyi günler.